Birlikte meyvelenir fidan, haber verir çekirdekten. Dünü gençler şekillendirdi, yarın yine onların. İstikbalde galibiyet daim genç kalanların. Gençlik kafa kağıdı kadrosuna pek sığmaz. Keyfiyetinden biliniz, kemiyetine bakılmaz. Geceyi karanlıktan şafağa ulaştırmaktır genç olmak. Ne F-16 durabilir gencin karşısında, ne de tank. İhanetin çelik kanatları uçarken tepesinde, umudunu değil, tarlasındaki ekini ateşe vermektir gençlik yeri geldiğinde. Hicabi bitik 50 yaşındaydı, gönülleriyle göremeyenlerin gece görüşünü engellediğinde. Bahçelerinde narı, yeleği sarı sarı, nasıl giderdik onla yaylalardan yukarı. Horon tepen genç adam, haini de teper yeri geldiğinde. Henüz 15 yaşındaydı Eren, 80 milyon iyi ki varsın dediğinde. İyi ki varsın. Evet. Bir anne bırakmaz yavrularının elini, ama vatanını da bırakmaz, adı canlı kendi cansız bir bombacı hainin eline. Hatice Belgin olmaktır genç olmak. Canını hiçe sayarak canlar kurtarırken Bingöl gençti. Vahşice saldıranların sayısından küçüktü yaşı. Oyun eğlence peşinde değil, yardım peşindeydi. 16 yaşındaki Yasin Börü, 16 zalim darbeyle katledildiğinde bir kurban bayramı. 50 yaşında bir gece yarısı kamyon direksiyonunda tanklara kafa tutmaktır kafa kağıdına sığmayan gençlik. Surda bir gedik açmaktır Şerife Boz'un yaptığı. Mukaddes bir gedik. 16 yaşında 28 Şubat kışı vurdu ömrüne. 10 yıl haksız yere hapis yattı yargılanırken müebbetle. Ömrünün hür 10 yılından iki hain kurşunla cennete geçti. Özgürlükler içinde o hep asıl hürriyeti seçti. Halil Kantarcı hep gençti. Şenay Aybüke Yalçın, Batmanlı çocukların müzik öğretmeni. Öğrencilerin karnesini dağıttıktan sonra bir terörist pususunda cesur ve sakin bir şekilde geçti kahramanlar geçidini. Yaşı 20. Siverekli çocukların öğretmeniydi Necmettin Yılmaz. Hainlerin eli ona uzandığında, 23 yaşında şehadeti yürekleri yaksa da sonsuza dek genç kalacaktı gönüller fezasında. Dünyanın temeli adalet üzere kuruluydu. Savcı Mehmet Selim Kiraz zalimlerin karşısında bir dağ gibi. O sonsuzluk ırmağından şehadet şerbeti içerken dikenlere su verenlerin kaynağı kupkuruydu. 16 yaşında bir güvercinin çırpınan kalbini kalbinde hissetmektir genç olmak. Kuşu uçurmaktır ellerini kaybetme bahasına. Ramazan Taşdemir'in merhametidir asıl olan. Kuzey, Güney, Batı, Doğu Anadolu'da. Anne babasının güzel evladıydı Muhammed Sabit. Azimle, inançla, tevazuyla, güler yüzle, fedakarca çalıştı Derik'i teröristlerden temizlemek için. Ve bir gün yanı başındaki hainlerin eliyle canı cennete ulaşırken milletin evladı oldu. Milletin evladı olmak gerekir genç olmak için. Keşke bana da şehadet nasip olsa demişti Fethi Sekin. Ömer Halis Demir'in yiğidiydi. İzmir Adliyesi önünde duası kapıldı. Büyük bir saldırıyı önlemiş, bir caniyi vurmuştu. Babası yokken kapıyı açmayan evlatlarını yetim koymuştu. Ve sayısız isimler, kahraman Mehmetçikler.
Vatan, millet uğruna tertemiz can verenler. İnsandan murad onlar, ölümü öldürenler. Ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler. Ve çalışıp didinerek milleti yüceltenler. Doktorlar, mühendisler, işçiler, müezzinler. Bir ve kardeş olmanın tablosunu çizenler. Emeğini, ilmini, duasını, fikrini millete vakfedenler. Çalışmayı vatan namus borcu bilmektir genç olmak. Aziz Sancar olup tüm dünyada bu aziz milletin adını duyurmak. Varlığın tümüne merhamet taşımaktır kalbinde genç olmak. Dağda dünyaya gelen keçiyi kar kış demeden terkisine sarmak. Mazluma ümitken zalime korku salmak. Terörist patlayıcılarını tespit eden İHA'lar tasarlamak. Hamdü senalar olsun. İşte bizim gençliğimiz. Hamdü sena bilginler, mert deli baltalar, gençlikte modelimiz. Gelecek onların adil ve ahlaklı, yetenekli ve donanımlı ellerinde şekillenecek. Solmaz, pörsümez ve bayatlamaz yeniyi onlar inşa edecek. Çekilen her çile, gösterilen her çaba, işte bu gençlikle, işte bu gençlik için. Mazi albümde hayal, istikbal kalpte vehim. İstikbali umuda bağlayan gençlik en sağlam, en güçlü lehim. Ne takvimle kayıtlı, ne zamanla silinir. Gençlik inançla taşınır. Gençlik ruh işidir.